Bolu'da ilk yardım ve afet durumunda müdahale eğitimlerini tamamlayan 38 destek AFAD gönüllüsü düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Anıt Park'ta düzenlenen törenle eğitimlerini tamamlayan 38 AFAD gönüllüsü eğitim sertifikalarını aldı. AFAD tarafından alana kurulan bir çadırda gerçekleştirilen törene Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AFAD Daire Başkanı Mehmet Akif Can, Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve AFAD gönüllüleri katıldı. Programda konuşan Bolu İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, 100 bin vatandaşa eğitim vermeyi planladıklarını söyledi. Sayın İçişleri Bakanımız tarafından afet eğitim ile ilan edilen 2021 yılı sonu itibariyle inşallah ilimizde 100 bin vatandaşımıza eğitim vermeyi planlıyoruz. Bu minvalde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı bir şekilde eğitimlerimize devam etmekteyiz. Ayrıca AFAD Gönüllülük Projesi AFAD Başkanlığımız tarafından hayata geçirildiği ve dünyada eşine az rastlanan bir şekilde vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir. Bu proje ile afetlerden sonraki çalışmalarda keşke benim de elimden bir şey gelse ya da ben de bir şeyler yapabilsem düşünceleri içerisinde ekranları başında süreci takip eden vatandaşlarımıza fiilen sahada bilinçli bir şekilde aktif olarak katkıda bulunma imkanı sağlanmıştır. Eğitim programı hakkında da bilgiler veren Çavuş, destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan gönüllülerin hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım, psikososyal destek ve çadır kurma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve temel yangın eğitimlerini tamamladıklarını dile getirdi. Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan gönüllülerimizden 38 gönüllümüz yaklaşık 4 hafta süren hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım, psikososyal destek ve çadır kurma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve temel yangın eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmışlardır. Gönüllülerimize afetlerle mücadelemizde bizlere vermiş oldukları destek ve yapmış oldukları katkılardan dolayı müteşekkiriz. Türkiye genelindeki çalışmalar hakkında konuşan AFAD Daire Başkanı Mehmet Akif Can ise 2021 yılında 5000 AFAD gönüllüsüne destek AFAD gönüllüsü eğitimleri aldırmayı hedeflediklerini söyledi. Biz 2021 yılını daha hızlı bir saha eğitimiyle geçirmek istiyorduk ama yine nihayetinde Ocak, Şubat, Mart ayları yine pandeminin en pik yaptığı dönemler oldu. Yeniden okulların kapanması ve bu süreci de ancak sizin gibi böyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek daha az sayıda gönüllü arkadaşımızla illerimizde yapmaya çalıştık. Ve şu anda da 100'ün üzerinde AFAD gönüllümüz, genel anlamda söylüyorum, 57 de Van'da olmak üzere 200'e yakın arkadaşımız destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı. Ama bizim hedefimiz bu değildi. Bizim hedefimiz 2021 yılında 5000 AFAD gönüllüsünü destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini aldırmaktı. Ama inanıyorum bizler önümüzdeki süreçte aşılama ile birlikte, pandemi sürecinin hafiflemesiyle birlikte kısa zamanda bu mesafeyi kat edeceğiz. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Türkiye'nin afetlerle mücadelesi kapsamında çok yol kat ettiğine değindi. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii Türkiye başta deprem olmak üzere sel gibi, çığ düşmesi gibi, yangın gibi, kuraklık gibi son dönem için bence çok önemli. Çeşitli afetler ve bu afetlerin oluşturacağı risklerle karşı karşıya. Bu afetlerin oluşturabileceği can ve mal kayıplarını en aza indirmek konusu afetlerin yönetim alanına girmektedir. Şimdi ülkemizde tabii 1999 yılında yaşadığımız Marmara depremi Türkiye'nin afet yönetimi konusunda bir dönüm noktası oldu. Malumunuz bu depremde çok büyük can ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kaldık. Bu alandaki eksikliklerimizi maalesef yüzümüze vurdu bu deprem. Ve bu tarihten sonra Türkiye afet yönetimi konusunda hakikaten önemli mesafeler aldı. Atılkan, afet öncesi hazırlık için Türkiye'nin süreye ihtiyacı olduğunu da aktardı. Şimdi modern afet yönetiminin tabii 3 aşaması var. Bunlar afet öncesi planlama ve risk azaltma, afet sırasında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları.
Bu zaten siz gönüllü olduğunuz için bunları arkadaşlarımız size anlatmıştır. Tabii Türkiye geldiği nokta itibariyle bu son iki aşamada oldukça başarılı. Ben hatta dünyada sayılı ülkeler arasında girdiğimiz kanaatindeyim. Afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme konusunda. Ancak tabii afet risklerini azaltma konusunda aynı başarıyı ulaştığımızı ben maalesef söyleyemiyorum. Bu alanda en önemli düzenleme aslında 2012 yılında çıkarttığımız bizim 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Bu dayanıksız yapı stoğunun afete dayanıklı hale getirilmesini amaçlayan bir kanundu. Ancak şu ana kadar bu kanunla ilgili biz istediğimiz başarıyı sağlayamadık. Tören AFAD gönüllülerine sertifika ve acil durum çantasının takdim edilmesinin ardından sonlandı. Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sizler falan mı olacaksınız? Sizler de olacaksınız.